sayacağım özelliklere sahip bir otomobilinizin olmasını ister misiniz? Bir kere satın alıyorsunuz, kullanmaya başlıyorsunuz. 3 ay sonra servise götürüyorsunuz. Servis ücretsiz olarak yıpranan tüm parçaları değiştiriyor. 6 ay sonra tekrar gidiyorsunuz. Eskiyen parçalar yine değişiyor. Her 2 yılda bir yeni parçalarla 0 kilometre arabanız olmuş oluyor. Ve 3-5 yıl sonra arabanın metal aksamı ve motor dahil olmak üzere değişmeyen parçası kalmıyor. Neredeyse tamamı ücretsiz yenilenmiş oluyor. Ve bu hep böyle devam ediyor. Böyle bir otomobil markası var mı? Tabii ki yok. Ama insan böyle bir varlık. Sürekli yenileniyor. Her insan yaklaşık 35 trilyon canlı hücreden oluşuyor. Toplamda her gün bunlardan 70-80 milyar hücre ölüyor. Yerine kopyası yaratılıyor. 70-80 milyar hücre ne kadar miktar yapar? Bir hücre 1 nanogram. 70-80 milyar hücre 80 gram falan yapıyor. İşte bunun kadar bir şey. Her gün benim toplam şu kadar hacimde hücrem değişiyor. Bu tabaktaki et hacmi kadar hücre her gün yenileniyor. 70 kiloluk bir insan için toplam 80 gram. İçinde kan hücreleri de dahil değişen farklı türde hücreler olduğunu düşünelim. Gözlerimin dış tabakası, korneası her 10-14 günde bir yenileniyor. Hasar veya çizik aldığında daha hızlı yenileniyor. Cildimizdeki hücreler 2 hafta ya da en geç 1 ay içinde tamamen değişiyor. Bu ne demek? Tüm cildimiz en geç 1 ay içinde yenileniyor. Bu, otomobilimizin ayda bir yıkanması değil, her ay yeniden boyanması gibi bir şey. Midemiz sürekli mücadele halinde. Asitlerle, yemeklerle uğraşıyor. O nedenle iç duvarı 2 günde yenilenir. Aşırı yıpranmadıysa bu yenilenme 9 günü de bulabilir. Bağırsak yüzeyindeki hücreler her 3-5 günde tamamen yenilenir. Dilimdeki tat alıcı hücreler 10 günde, 14 günde tamamen yenilenir. Akciğerde hava yollarını kaplayan hücreler 2-3 haftada bir yenilenir. Karaciğer hücrelerim 6 ayda bir tamamen yenilenir. Yani karaciğerim her 6 ayda bir yepyeni bir karaciğer haline gelir. 100 bin, 150 bin arası saçımız var. Bunlar bir bitkinin büyümesi gibi sürekli büyüyor. Yani değişiyor. Kökten yenileri çıkıyor. İskeletimiz de yenileniyor. Kısmi yenilemeler var ama kemiklerin tamamıyla yenilenmesi 10 yılı buluyor. Sadece beynimdeki nöronlar ve sinir hücrelerim yenilenmiyor. Ama vücudumun %80'i 2-3 yıl içinde tamamen yenileniyor. Daha doğrusu neredeyse tüm parçalarım kopyalanmış oluyor. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Şimdi şöyle bir dünya hayal edelim. İnsanlar evlerinde home office şeklinde çalışıyor. Kimse evinden dışarı çıkmıyor. Her eve o evde yaşayanların sevdiği yemekler motorlu kuryelerle taşınıyor. 8 milyar insandan hiçbiri aç kalmıyor. Kimsenin geçim sıkıntısı yok. Herkesin sıcak bir yuvası var. Tüm evlere eksiksiz biçimde su ve elektrik veriliyor. Hastaysa evinde tedavi ediliyor. Tüm dünyanın ortak bir klima sistemi var. Çöpler otomatik toplanıyor. Her evde geri dönüşüm üniteleri var. Her yeri aynı sıcaklıkta sabit. Böyle bir dünyanın insanlar tarafından organize edilmesi mümkün değil. Ama 35 trilyon hücre nüfusuna sahip olan insanın kendisi böyle bir dünya gibi. Dünya nüfusu 8 milyar. Benim vücudumda ise 35 trilyon hücre var. Bir insanın beslenmesi gibi beslenmesi gereken bu sayıda hücre var. Ve bu hücreler tek bir tür değil. 200 farklı hücre var. Bunların gıdaları birbirinden farklı. Gözümdeki hücrelerin ihtiyacı farklı. Beynimdeki hücrelerin ihtiyacı farklı. Kalbimdeki hücrelerin ihtiyacı farklı. Vücudumdaki hücreler 20 bin farklı proteinle hayatta kalıyor, canlılığını koruyor.
Bu hücreler her an gıda alıyor, su içiyor ve solunum yapıyor. Hepsi eksiksiz şekilde besleniyor. İşte Allah'ın güç ve kudreti böyle bir şey. 35 trilyon hücre adil bir biçimde besleniyor. Tek bir unutulan hücre yok. Şu serçe parmağımın sadece uç kısmında 8 milyar hücre var. Dünyadaki insanlara birer hücre kadar küçülsem şu kadarcık alana sığar. Allah'ın vücuduma monte ettiği sistemle 8 milyar hücre değil 35 trilyon hücre eksiksiz besleniyor. Dünyada 2.2 milyar insan temiz su bulamıyor. 2.3 milyar insan yeterli beslenmiyor. 733 milyon insan açlık tehlikesi altında. İnsan vücudunun beslenmesi dünyadaki insanların beslenmesi gibi olsaydı vücudumuz nasıl bir şey olurdu? Bunu yapay zekaya sordum. Vücudumdaki hücreler dünyadaki insanlar gibi beslenseydi ne olurdu dedim ve böyle beslenmiş resmimi çizmesini istedim. Eğer vücudundaki hücreler dünyadaki insanlar gibi eşitsiz beslenme koşullarına sahip olsaydı, vücudunda bazı bölgeler sağlıklı ve güçlü, bazı bölgeler ise zayıf ve yetersiz beslenmiş olurdu. Kaslar güçsüzleşir, cilt solgun ve cansız görünürdü. Hastalıklar daha belirgin olurdu. Vücutta yaralar, iltihaplı veya enfekte olmuş alanlar olabilirdi. Vücudun bir kısmı çok gelişmişken diğer kısımlar güçsüz ve dengesiz kalırdı. Ama böyle olmuyoruz. 35 trilyon hücremiz eksiksiz besleniyor. 35 trilyon hücrenin yönetimi merkezi bir otoriteye bağlı. Bize bağlı değil. Her hücrenin çekirdekçik dediğimiz özel bilgi işlem merkezi var. Her bir hücremizin mitokondri denen özel enerji santrali var. Hücreye ne lazımsa üretilen ribozomlar var. En mükemmel geri dönüşüm sistemi olan lizozomlar var. Hücrede lojistik, paketleme ve dağıtım işleri var. Golgi aygıtı bunu yapıyor. Hücreye su lazım, koful var. Hücrenin su depolama ve su dengesini sağlıyor. İşte böyle beslenen, korunup kullanan 35 trilyon hücreden oluşuyoruz. Bu hücreler sürekli hareket halinde. Bundan dolayı da her an yenileniyoruz. Düşünün, akşam arabanızı evinizin önüne park edip evinize gidiyorsunuz. Birileri alıp servise götürüyor. Bazı parçalar değiştiriliyor, çizikler onarılıyor, yıkanıyor. Sabah bir de bakıyorum ki arabam yenilenmiş. Hem de ücret almadan. Nasıl karşılarım? İşte vücudumda olan tam olarak bu. Ama bundan pek haberim olmuyor. Bu nedenle vücudumuzdaki bizden habersiz yenilenmeler için Allah'a teşekkür borçlu olduğumuzun farkında değiliz. Thank you.